Merhaba, bugün kış cilt bakımı ürünlerinden bahsedeceğim. Artık Mart geldi neredeyse. Bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum bu videoyu ama yani Mart'ın başında görürseniz hiç şaşırmayın. Çünkü epey geç çekmek zorunda kaldım. Çünkü kış gelmedi biliyorsunuz. Hal böyle olunca da malum yani sonbaharda kullandığım çoğu şeyi yine kullandım. Sonbahar cilt bakım rutinim de zaten şuraya bir yere atarım. Onu da size göstermiştim. Yani ayrıca video çekecek, yeni bir şey ekleme gibi bir durum görmedim yani. Ama evet, kışın daha farklı şeylere ihtiyacım oluyor. Daha farklı ürünler kullanıyorum. Tıpkı yazın çok daha farklı ürünler kullandığım gibi. Ama bazı şeyleri hala kullanmaya devam ettim. Yani tamamen hep değişik bir şey bahsetmeyeceğim burada. Acayip farklı şeylerden bahsetmeyeceğim. Ama tabii ki kendimi tekrara düşmek istemiyorum. O yüzden geçen sefer gösterdiğim şeylerin yanında kullandığım yine aynı derecede sevdiğim şeyleri de göstereceğim. Bazılarının yerine hiçbir şey koyamadım mesela. Hani onları yine göstereceğim. Çünkü bazı ürünler vardır. Gerçekten hani vazgeçemezsiniz ve yerine yenisini başkasını koyamazsınız yani. Ve bir şekilde onu mevsimlere ya da şartlara uydurmaya çalışırsınız yani. Burada da göreceğiniz mesela gündüz bakımından başlayarak güneş kremini hemen göstereyim. Clarins'in mavi güneş kremi, Midday Blue UV Shield. Yani bunu yaz mevsiminden beri 6 aydır en az. Ne 6 ayı ya? Bir sene olacak artık yani göstereli bunu. Ama hala kullanıyorum gerçekten. Bir ara Cosrx'in daha nemlendiriciliği güneş kremine dönmüştüm. Ama onun her gün kullanmaya uygun olmadığını fark ettim. Instagram'da da küçük bir post atmıştım, paylaşım yapmıştım ve yorumlarımdan kısaca bahsetmiştim. Hani merak edenler oraya bakabilir. O yüzden buna geri döndüm yani. Halbuki bu bir yaz güneş koruyucusu. O yüzden bu yine başa dönüyoruz. Yani cilt bakım rutininin en başına, gündüz temizleyicisine ve hani bundan önce kullandığım ürünlere geçmem lazım ki nasıl böyle dengelediğimi falan anlatayım. Mesela gündüz mutlaka Aromatica'nın bu Reviving Rose serisinden şu tipi çok güzel pembe, krem pembe, böyle pastel pembe temizleyicisini kullanıyorum. Bu bir krem temizleyici. Yani eğer daha yağlı bir cildiniz varsa çok yeterli gelmeyebilir. Fazla nemlendirici gibi hissedebilirsiniz. Aynı zamanda benim sadece bunu sabahları kullanma sebebim de acayip muhteşem temizlediğini düşünmüyorum. Hani böyle çamaşır suyu reklamında olur ya böyle bütün kiri söker atar şeklinde bir şeyler söylerler ya. Ya işte bu o tarz bir şey değil. Biraz daha nazik diyeyim. Hatta çok nazik bir temizleyici. Asla hani böyle gergin olmuyor. Hatta tam tersine işte böyle nemli nemli oluyor cildiniz. Ama ben bunu işte akşam mesela yağlı, yağ bazlı temizleyici kullandıktan sonra kullansam ya da güneş kremi çıkarmaya çalışsam bence yeterli gelmez. O yüzden gündüz nasıl olsa hani acayip böyle bir temizlenmeye ihtiyaç duymuyor cildim. Çok kişi zaten sadece hani suyla falan duruluyor. Hatta su bile hani kullanmıyor. Tonikle şöyle bir tonik ve pamukla temizleyip geçiyor çoğu kişi. İşte ben bunu kullanıyorum. Güzel zaten bir nemlendirme sağlıyor ve aynı zamanda işte hafif bir temizleme de olmuş oluyor. Sonrasında kullandığım ikili hiç yani böyle değişik bir şey aramaya uğraşmadan Clarins'in Fundamental serisinin şu Mist Toniği ve ne bu? Watery Oil Drop yağ nemlendiricisini kullanıyorum. Ben nemlendirici krem sürmeyi sevmiyorum sabahları güneş kreminin altına özellikle. Böyle bir yapısının bozduğunu hissediyorum. Fazla geliyor kısaca. En böyle kışın şey zamanlarında bile, kuru zamanlarında bile. Altına nemlendirici bir serum kullanmayı tercih ederim eğer çok kurutuyorsa güneş kremi. Bunlar zaten ultra böyle besleyici nemlendirici şeyler. Mesela yaz için çok ideal değiller ikisi de. Daha böyle kuru ciltlere özel şeyler yani. Gerçi benim cildim karma ama dediğim gibi yani yazın çok rahat kullanıyorum. Hele şu kurutan güneş koruyucusunun altına. Bu misti özellikle çok beğendim. Hatta sanırım daha önceki sonbahar cilt bakımı videomda da göstermiştim. Yani önceki videolarımdan birinde gösterdiğimi hatırlıyorum. Hatta favorilerimde de olabilir. 2020 favorilerimde de bahsettim galiba. Ben bunu indirimde bulursam tekrar alırım. Ama gerçi yani tam bitiyor sayılmaz. Ama bitmesin ya. Yani gerçekten hiç şu aralar acayip brok günlerimdeyim. Aylarımdayım diyeyim hatta. Ve bu da maalesef çok
pahalı bir ürün. Yani çok pahalı dersem lüks kategorisini giymiyor tabii. Ama orta fiyatlı içinde, kategorisi içinde birazcık pahalı. Ama yani ne diyeyim, gerçekten işe yarayan ve bir mis için güzel sonuçlar elde edebildiğim bir şey. Güzel nemlendiriyor. İyi de bir sakinleştirme sağladığını da düşünüyorum. Ama yapısı da çok güzel gerçekten. Böyle hafif serumsu bir yapısı var ama çok güzel emiliyor. Bu kadar nemlendirici ve besleyici bir tonik diyelim artık. Yani mist ne var bunun içinde bilmiyorum ama bu ince yapılı ürün, mist yapısındaki ürün çok güzel nemlendiriyor bence. Çok güzel besliyor cildi. Ve kat kat uygulamaya da çok uygun. Bunun üstüne başka nemlendirici ve besleyici şeyler de kullanabiliyorsunuz. Yani çok böyle yağlı yağlı durmuyor ciltte. Bu da aynı şekilde. Bu işte aynı serinin yağ versiyonu. Yani aslında yağ demek çok doğru da olmaz. Watery oil demişler. Serum, yağlı bir serum gibi cilt tarafından emiliyor yani eninde sonunda. Böyle değişik bir yapısı var. Bu nasıl açıklanır bilmiyorum yani. Bu da yine çok besleyici bir şey. Kuru ciltlere acayip böyle yapış yapış olmadan iyi nemlendirebilecek ve koruyabilecek de aynı zamanda bir şey. Bu ikisinin de içerikleri bence çok çok iyi zaten. Ama açık konuşayım, tekrar almam gerekirse dediğim gibi yani bunu alırım muhtemelen. Bu çünkü o kadar joker bir ürün değil. Bir şeyin arkasından falan kullanmak gerekiyor ve elimde gerçekten çok fazla serum var. Ama ikisi de çok güzel ışıltı sağlayan, gündüz özellikle işte makyaj altına falan çok güzel gidebilecek ürünler. Gerçi işte dediğim gibi ben şununla kullanarak, şu kurutucu ve matlaştırıcı güneş kremiyle kullanarak biraz o parlaklığı azaltıyorum ama yine de bence çok kötü görünmüyor. Yani bence dengeli bir rutin yakalamış oluyorum bunlarla. Kısaca yani bunları çok beğendim. Gündüz, gece her türlü kullanmak isterim. Ama özellikle gündüz şu bittikten sonra, bu kurutucu güneş kremi bittikten sonra daha normal bir güneş kremine geçersem bunun parlaklığını, bu ikisinin parlaklığını falan daha bir belirgin bir şekilde kullanabilirim yani. Ama dediğim gibi cildime herhangi bir sorununu görmedim. Gayet idare ediyorlar benim gündüz için. Güzel görünüyorlar bence. Bir de güneş kreminden önce arada sırada şunu kullanıyorum. Bunu da daha önce bahsetmiştim galiba cilt bakım rutininde ya da son zamanlarda kullandığım ürünler videosunda bahsetmiştim sanırım. Ve ne kadar az kullandığımdan hani anlaşılır. Çok çünkü hala yarısından fazlası duruyor. Ben bunu her gün kullanmadım. Bir ara her gün kullandım gerçekten. O şekilde de zaten buraya kadar geldi. Ondan sonra da işte rozam da bir sorun yarattı yani. Ama onun dışında çok böyle nazik, gerçekten hani hassas ciltlere, yeni başlayanlar için güzel bir C vitamini, uygun bir C vitamini bence. Haftada 2-3 gün falan kullandığımda hiçbir sorun yaratmıyor. Hatta bence yine aynı şekilde şu ikisi çok güzel bir ikili. Çünkü bu biraz parlak görünümlü. Biraz hani yağ gibi gerçekten. Bu da yani bu videoda 20. kez söylediğim gibi kuruttuğu için bunlar güzel bir ikili oluşturuyorlar. Hatta yani diğerlerine gerek bile kalmıyor bunu kullandıktan sonra. Direkt bunu kullanıyorum ve rutin bitmiş oluyor yani. Ama çok hafiften böyle bir sararmaya başladı. Çok geç sararmaya başladı. Normalde hani 2 ayda falan sapsarıya dönüyorlar C vitamini serumları. Bununkinin çok stabil olduğunu duymuştum. %5 tamam, evet, az miktarda bir C vitamini miktarı var ama bu miktar için bile geç sarardığını, okside olduğunu duydum. Güzel bir şey tabii. Tabii yani zararlı değil bu. Ben hala kullanmaya devam edeceğim böyle çok sapsarı olana kadar. Ama tekrar almayacağım açıkçası. Hatta C vitamini direkt almamayı düşünüyorum. Yani C vitamini serumu olarak çok almayı düşünmüyorum açıkçası. Zaten acayip de ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Lekelerim yok. Aydınlatıcı istediğim bir şey yok. Antioksidan serumu alırım alırsam bundan sonra. Bir de yine her gün kullanamadığım bir göz kremi var. Ama bunu sevmediğimden değil bu sefer. Gerçekten çok sevdim. Benson'ın Fermentation göz kremi. Jel ve ince göz kremleri değil de bununki gibi böyle daha balm ve kıvamlı göz kremlerini seviyormuşum. Bununla birlikte anladım. Ya da bu çok güzel olduğu için bunları sevdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben kendim acayip çok göz kremi fanı diyemem kendime. Çok kullanmadım. Acayip böyle bir hani sorun olduğunu düşündüğüm bir şey de yok göz altlarımda.
Yani normal morluklardır, işte mimik çizgileri falan. Yani herkeste olan normal şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Hani makyaj yapacağım zaman biraz kapatıcıyla zaten şuradaki hafif morlukları giderebiliyorum yani. Daha işte uyanık görünmek için falan. Onun dışında zaten şuralara falan krem uygulayınca hani göz çevresine yeterince yayıldığına dair bilgiler okudum açıkçası. Hani çok da gerekli bir şey olmadığı söyleniyor göz kremlerinin. Yani ayrıca zaten dediğim gibi hani sorunun da sorunlu olarak görmediğim için de hani kullanmamıştım. Bunu sırf meraktan aldım ve hani çok beğendim. Ha yine de ihtiyaç değil. Olmasa da olur. Ama makyajın altında falan güzel gidiyor. Daha nemli görünüyor göz altlarım. Ve bir de mesela uykusuz ya da işte uyku düzenimi değiştirdiğim zamanlarda gözlerim böyle bir torbalı torbalı demeyeyim de o hani şey hissiyatı böyle gergin ama aynı zamanda şişte bir hissiyat olur ya hani. O hissiyatı da hani böyle soğuk buzla kompres yapmadan giderebiliyor. O bakımdan da başarılı buldum. Sanırım dedikleri kadar, beğendikleri kadar var. Güzel bir göz kremiymiş. Küçük boyu da beni hani aylarca idare eder. O yüzden bittikçe de küçük boyunu alırım. Çok da pahalı bir şey de değil küçük boyu. Büyük boyu biraz pahalı. Ama daha farklı bir şeylere bakasım yok açıkçası göz kremi olarak da. Şimdilik gündüzleri kullanıyorum. Dediğim gibi gecelerin sadece krem kullanmak yetiyor. Şu yani normal yüz kremi kullandığımda zaten gözüme yayıldığını düşünüyorum. Gündüz hani makyajın altında falan güzel dursun diye kullandığım oluyor bunu. Gündüz rutinim hakkında bu kadar konuştuysam gece rutinimde of, hemen başlıyorum gece rutinime. Yine temizleyiciden ama yağ bazlı temizleyiciden başlayayım. Eğer şu güneş kremini kullandıysanız ne kadar zor çıktığını bilirsiniz. Yani resmen çıkmıyor. Başka güneş kremleri işte yıkama jeliyle falan bir şekilde daha böyle bir arınır hafiften. Tamam belki tamamen arınmıyordur ama gözle görülür bir şekilde arınır en azından. Ama bu gözle görülür bir şekilde de arınmıyor yani. O yüzden illaki bir temizleyici yağ kullanıyorum. Aromatica'nın Orange Cleansing Şerbet, portakal şerbetini kullanıyorum bunun içinde. Bunu acayip seviyorum ya. Kocaman da bir şey zaten. Yani bakar mısınız şuna? Yumuşacık bir balm gibi yapısı var. Çok böyle kullanması güzel, konforlu, çok rahat ciltten arınıyor. Sonrasında çok rahat yine temizleme jeliyle ikinci su bazlı temizleme aşamasında çok güzel bir şekilde makyajın tamamen akmasını sağlıyor, gitmesini sağlıyor yüzden. Yani bunu çok beğendim. Biraz indirimde de olsa pahalıya almıştım ama bence fiyatını hak ediyor çünkü daha yani şurası ya kadar bile gelmedim ve kaç aydır benimle birlikte bu arkadaş. O yüzden hani bayağı bereketli de aslında Aromatica'nın çoğu ürünleri de çok bereketli. Hani yani yılda bir falan verebileceğim bir fiyat sanırım. Hatta gerçekçi olayım 2 yılda bir. Yani ben bunu 2 yılda falan anca bitirdim. Her gün kullansam bile. Su bazlı temizleyici olarak bu sefer Selenis'i göstermeyeceğim. Onu biliyorsunuz Cloudberry serisini, temizleyicisini seviyorum normalde. Ve hani ucuz olduğu için tekrar tekrar da alırım. Hiç sorun değil yani. Hani farklı bir şeylere bakmam. Çünkü devir ekonomi devri biliyorsunuz. Ama bir takipçim tatlış bir insan olduğu için kendisi bana You To The People'ın şu temizleyicilerinden yolladı. Ben bunu çok seviyordum eskiden. Severek kullanıyordum. Ama onun cinine uymamış sanırım. O yüzden bana verdi geri kalanını. O yüzden bu aralar bunu kullanıyorum ve acayip severek kullanıyorum. Çok güzel köpürüyor ama aynı zamanda nazik de ve benim cildimle uyumlu. O yüzden daha fazla diyebilecek bir şeyim yok. Ayrıca şişesi de çok güzel. Cam şişede. Kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum yolladığı için. Sonrasında tonik olarak aslında Bentley'nin yeşil çay toniğini kullanıyorum ama kışın yani daha soğuk havalarda daha kalın tonikleri tercih ediyorum. Mesela Aromatica'nın Lyle serisi var. Markası, alt markası diyeyim artık. Super Barrier Hyaluronic Asit Serum'u, hayır serum değil, toniğini kullanıyorum. Bu bayağı ünlü bir ürün aslında. Ama bir yandan hem güzelliğiyle ünlü hem de bir yandan pH seviyesi acayip yüksek. Yüksek mi deniyor ona? Yani işte o 5,5 olması gerekirken 7 nokta bir şey çıktı yani. Açıkçası beni çok da fikrimi değiştirmedi kendisi hakkındaki fikirlerimi. Bence nemlendiriyor. Yani hani kurutmuyor. Kuruttuğunu düşünmüyorum.
tam tersine işte nemlendirdiğini düşünüyorum. Ama belki tek başına kullansam, yani üstüne herhangi bir şey kullanmasam, bir serum, krem falan, belki o zaman kurutabilir, evet. Ama onun dışında böyle sandviç yaparak ürün kullandığımda üst üste kat kat, o zaman nemi hapsedecek, yani o nemin hapsolacak bir nem yarattığını hissediyorum. O nemi ilk aşama olarak cildime veriyor. Anlatamadım. Yine birkaç küçük boy bu tarz ürünler vardı elimde. Bu tarz kalın tonikler, nemlendirici tonikler. Onu da Instagram'a atacağım bu aralar. Bir karşılaştırma, küçük bir karşılaştırma gibi olsun. Ama bu mini boy olsa da epey büyük ve uzun süreli giden bir şey olduğu için elimde hani en gösterebileceğim şey bu. Geri kalanı küçük ve hani tester tarzı ürünler. O yüzden Aromatica'nın Lively şeysini, toniğini gösteriyorum. Onun dışında yine aynı şekilde güzel olan nemlendirici tonikler var. Bunun büyük boyunu belki indirimde buluşsam alabilirim. Ama sanki içimden Clarisse'in Supple Preparation galiba. O toniği içimden daha çok geçiyor. Onu alırsam sanırım nemlendirici tonik olarak onu tercih edebilirim. Ya da Rice Tonic. Biliyorsunuz I'm From'un Rice Pinch Tonic'i ne kadar sevdiğimi hep söylüyorum. Bu videoda yok. Zaten yani bitti gibi bir şey. Ama o da çok güzel. Severek kullandığım bir nemlendirici tonik. Nemlendirici serumlara geçelim. Burada göstereceğim 3 tane şey var. Üçünü de zaten Instagram'da bir karşılaştırmalı bir postunu yaptım. O yüzden burada karşılaştırma postu yapmayacağım. Yine de şöyle bir özet halinde söyleyeyim. Daha önce de bahsettiğim Aromatica'nın Reviving Rose Infusion serumu. Gül serumu. Pembe, çok güzel tipi olan bu arkadaş. Yani benim sanırım favori nemlendirici serumum olabilir. Şu ikisini de çok çok seviyor olmama rağmen yani. Bu hem tek başına da güzel olan, yatıştırıcı, aynı zamanda nemlendirici, cildime çok iyi gelen, yapış yapış olmayan, daha bahar aylarında da kış aylarında da uygun. Yani benim için çok ideal bir serum bu. Ama daha önce kendisinden çok bahsettiğim için onun dışında neler kullanıyorum falan onları da bir göstereyim. Yine Lively'nin Scalp Antinol serumu. Böyle bu da maviş bir şey. Çok tatlı yine aynı şekilde. Ve Tiam'ın Hyaluronic Water Plumping serumu. Uf, isimlerle iyice kafa gitti. İkisi de güzel nem veren, parlaklık veren serumlar. Kış için bence gayet ideal. Yaz için çok ağır gelir. Ama bence hem cildimi düzelten, onaran, aynı zamanda tek başına da güzel nem veren ürünler. İlla ki üstüne koruyucu bir katman kullanmak zorunda gibi hissetmiyorum kendimi. Ama kışın yapıyorum bunu. Krem kullanıyorum yani mutlaka. Onlara da geçersek, nemlendirici krem olarak bu bahsettiğim serumların üstüne I'm From'un Rice Cream'ini kullanıyorum. Yine pirinç toniğini çok sevdiğim için bir de pirinç kremini aldım. Serumunu almadım, denemedim, denemeyeceğim de. İçeriklerine baktığımda silikon gördüm serumunda. Yani silikon serumda çok saçma. Ben silikondan uzak durmuyorum ama koruyucu katman yarattığı için hani krem gibi bir şey de çok mantıklı. Ama hani serumda ben açıkçası daha faydalı yağlar falan beklerdim. İlla ki hani böyle koruyucu bir katman gibi bir şey uygulayacaklarsa. Tabii hani formül yaratmak onların işi. Hani benim işim değil. Ama ben kendi sevdiğim tarzı söylüyorum size. O da yani kremlerde silikon benim için okey. Bu da yani işte kremde, silikonları kremde olan versiyonu. Bunu bayağı beğendim. Ama yani öyle favorim falan diyemem açıkçası. Kokusu yok. Herhangi bir tetikleme, roza tetiklemesi falan yapmadı. Acayip böyle bir yağlandırmadı sanırım. Daha silikonlu olduğu için. Ama şunu söyleyeyim. Çok katı yapılı bir ürün bu. Neden bilmiyorum ama acayip katı bir yapısı var. O yüzden hani spatulayla şöyle yüzüme sürmek yerine elimle böyle ısıtıp ondan sonra yüzüme sürüyorum. Eğer spatulayla direkt pıt pıt şeklinde sürersem cildimi fazla böyle onu yedirmek için sert davrandığımı hissediyorum açıkçası. Ama elimde ısıtıp genel bir şekilde böyle yedirirsem anlatamadım ama o zaman daha nazik bir şekilde sürmüş oluyorum. Rozası olanlar bilir ne kadar böyle sert davranmamamız gerektiği cildimize. En ufak bir böyle çektirme falan direkt böyle kızartıyla sonuçlanıyor biliyorsunuz.
Hatta geçenlerde mesela birazcık sert yıkamışım yüzümü. Sanırım dışarıdan gelmiştim o zaman, hani iyice yıkayayım yüzümü dışarıdan gelen korona parçacıkları tamamen gitsin diye. Birazcık sert yıkamışım. Buraları yani böyle bütün gece buraları kıpkırmızı oldu. Krem sürerken bile hani sert davranmamam gerekiyor. Bu da çok katı bir krem olduğu için yedirmesi biraz zor olabiliyor. O yüzden bilemiyorum yani, yapısını çok beğenmedim. Sonuçlarını beğendim ama yapısını çok beğenmedim. O yüzden bunu bitirene kadar kullanırım ama tekrar almam diye düşünüyorum. Ama tekrar almayı düşündüğüm şey var. O da Clarisse'in şu Midnight Blue Calming Cream'i. Hatta benim için çok güzel bir ikili. İşte şu ikisi. Çok güzel sakinleştiriyor ve nemlendiriyor. Üstüne herhangi bir işte dediğim gibi hani kremle sabitlemek demeyeyim ama koruyucu bir katman özellikle gerekmeyebiliyor. O yüzden bu Clarisse'in Midnight Blue kremi tam bu serumla kullanmak için ideal bence. Çünkü gerçekçi konuşayım, böyle nemlendirici krem olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Daha çok rahatlatıcı, sakinleştirici, yatıştırıcı bir krem. Ama zaten iddiası da o yani, hani rahatlatıcı krem olarak geçtiği için çok normal böyle bir nemlendirici özelliği olmaması. Nemlendirici özelliği yok diyorum ama hani aslında nemlendiriyor da. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Bütün yüze evet yeterli miktarda uyguladığımızda nemlendirir de ama çok küçük bir şey ve yani kıymetli de açıkçası. Yani birazcık pahalı çünkü. İçinde güzel şeyler var bunun gerçekten. Neden harcayayım normal bir nemlendirici olarak diye düşünüyor insan. O yüzden ben şuralardaki işte rozalarıma falan kullanıyorum nemlendirici bir serumdan sonra. Daha çok yanak bölgeme falan kullandıktan sonra güzel bir ferahlatma sağlıyor. Güzel bir nemlendirme ve sakinleştirme etkisi yaratıyor. Katı kremler, işte jellerle böyle cildimi boğmak istemediğim zamanlar, daha rahat bırakmak istediğim zamanlar bunu kullanıyorum. Bu da böyle çok su gibi bir şey değil, daha katı gibi görünse de güzel emilen bir şey. Güzel bir yapısı var bence. Çok rahat. Tipi de çok güzel. Her şeyi de çok seviyorum. Ama dediğim gibi spesifik bir özelliği var. Günlük nemlendirici olarak kullanmak saçma olur yani. Evet, sanki bir şeyler unutuyormuşum gibi geliyor ama sanırım hepsi bu kadar. Daha önce bahsettiğim ürünleri hala kullanıyorum, seviyorum dediğim gibi en başta da. Ve muhtemelen baharda da onları kullanacağım. Çünkü bu aralar kozmetik yasağı koydum kendime. Elimde de gayet güzel ürünlerim olduğu için de hiç sorun değil yani. Böylece onları da kullanıp bitirmiş olurum. Ya da bitirmeye yaklaşmış olurum. O yüzden belki hani baharda acayip böyle yukarıdan bir şey yağmazsa, bir yeni ürünler falan yağmazsa muhtemelen sonbaharda kullandığım şeyleri ve bugün gördüğünüz şeyleri kullanmış olacağım. Tekrar bir cilt bakımı videosu çekmem herhalde. En azından cilt bakımı rutini videosu çekmem herhalde. Aynı zamanda rozam var biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız da şuralara onlarla ilgili çektiğim videoları mutlaka koyarım. Aşağıya da koyarım açıklama kısmına. Orada daha rahatlatıcı olarak neler kullandığımı görebilirsiniz. Bugün kullandığım şeyler normal rutin olarak kullandığım şeyler. Ama araya rahatlatıcı ürünler de koyuyorum tabii. Onlardan hali hazırda bahsettiğim için tekrar bugün tekrarlamadım yani. Bugünlük bu kadar o zaman. Umarım size de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.